Çekirdekçi Tayfa'ya hoş geldiniz. Hoş geldin Mustafa. Hoş bulduk. Hoş. Tahtamız da hoş geldi. Hakikaten hoş geldi ya. Biraz havamız planlama. Burada bir mühendislik çalışması oldu. Bunu nasıl ayakta tutarız falan. Evet. O yüzden biraz geç başladık. Mustafa ile ikimizin ortak çalışmasıyla Rıdvan Sergen hep birlikte aynen. Bunu diktik buraya. Aynen. Bundan sonra daha güzel. Yok parlıyor mu arkadaşlar demeyeceğiz size. daha güzel rahat anlatabilmek için böyle bir imkan elde ettik. Biz de değerlendirmek istedik. Sadece kırmızı ve mavi tuşlarımız var. Kırmızı biraz daha gözüküyor da kırmızıyı tercih ettik. Burada konuşacağımız oyuncuyu daha farklı renk olarak mavi kullanma gibi bir karar edindik. Dün Kasımpaşa maçında ya açıkçası futbol olarak böyle Türkiye Kupası maçlarının tamamı bu arada. Hı-hı, şeyde değil. Evet. Böyle futbola doyuran bir şey izlemedik yani en azından hani kupanın şampiyonluk adayları arasında çok tatmin edici futboluyla ya çok iyi farklı bir şey gördüm dedirecek hiçbir şey yok. Yıllardır aslında öyle değil mi? Yani derbiler dışında kupa maçları genelde böyle geçiyor yani hazırlık maçından hallice geçiyor. Bu da aslında biraz teknik adamların hani bazen hani şunun yerine bunu oynasın falan diyoruz ya. Mesela kupa maçlarını görüyorsun ya bu oynamaz yani aslında mesela. Evet. Hani o farkı anlama bakımından da bazı şeyler gösteriyor. Hakikaten hatırlıyor musun şu an aklıma geldi. Böyle zevkli geçen bir kupa maçı hatırlıyor musun büyüklerin oynadığı? Abi ben ta şeye ben ta nereye gidiyorum biliyor musun? İlhan Mansız'ın yağmurlu havada 3 gol attığı maça falan geleceğe gibi 20 sene önce hakikaten yok ama yani. bu çok demek öyle. Ki genel bir oyunculardaki bir odaklanma sorununa işaret ediyor. Odaklanamıyor mu? Tabii. Ben mesela İlk Tayland'ın ilk senesindeki kupa maçlarını falan izleyince yani bu adam hiç yani ne alaka falan diyordum yani. Hani Erzurum'da izlediğimiz adam bu evet, vesaire evet. Hani her şeyi yoruyordum yani. Büyük takım seviyesine mi alışamadı ne oldu falan diye düşünüyorduk. Şu an mesela Süper Lig'de yardırıyor adam. Ama tabii arada bir zaman var belki fiziksel olarak da mesafe kat etti. Çabuk öğreniyor belki. Hı-hı. Öyle şeyler de olabilir. Ama Türkiye Kupası Sinan Gümüş'ün performansları ligi çekiciydi abi. Ha, doğru. Zaten bireysel performans olarak dikkat çeken oyuncular doğru. Oluyor. Galatasaray kariyerine aslında Türkiye Kupası'nda gol atarak hı-hı. Başlamıştı Sinan. Oradan sonra bir mesafe kat edebilmişti. Dünkü maça dair ben de hani soru cevapladım. Dün bir sürü soru cevapladım. O sırada evet. Bir arada şey olmuş maçı izledim falan abi falan diye. Bence dün Nazım'ın bireysel performansı dışında konuşulacak bir şey pek yok. Evet. Şey hariç tabii bu. Kırmızı kart pozisyonu burada hani nasıl oluyor ben anlayamadım gerçekten hani. Gerçi maçın bitimi yani çok da önemli değil yani. Onun üstüne maç oynanmadı da. Hani Aytaç'ın yaptığı da bir şey var orada yani. Nasıl olabilir masum yani? Masum değil evet. O hareket de masum bir de değil. Bence görüyor yani. Yok canım birden ayağını itiyor böyle. Bilerek hani, yapıyor. Hiç alakasız gibi davranmanın da bir manası yok bence. Evet olan da kırmızı kart lazım. Mert'in yaptığı amatörlük bu arada bence yani. Mert'in biraz daha dikkatli olması lazım. Hı. Mert'in kendine düşünmesi lazım. Yani o da yaptı. Tam o da mesela diyelim ki ideal sene Aytaç'ı da attı, Mert'i de doğru, attı. Doğru senaryoda, aynı ceza doğru senaryoda ikisi de kırmızı kart görmedi ama burada Mert Hakan'a da... Aynen. Sadece yani Aytaç'ın da görmesi lazım. Ayrı ama Fenerbahçe... Çünkü yavaş yavaş 11 formasını almaya başlamışsın falan. Yani ihtimalin artmış. Evet. Çünkü yarın öbür gün Mesut gelecek. Biraz daha enerjik oyunculara da ihtiyacı olacak hı-hı. Takımın. O sebeple mesela daha dikkatli olması gerekiyordu kendi için. O yüzden biraz onun adına üzüldüm. Ama çok hata yaptı yani. Evet. Bu, yani muhtemelen soyunma odasında özür dilemiştir yani. Ama dikkat çekici bireysel olumlu manada dikkat çeken bir performans da vardı. O yüzden onu maviyle evet. Şey yapmak istedin. Ben de Nazım demiştim. Sen de tweetler atmıştın. Belli ki oradan gireceğim. Aynen öyle. Çünkü aslında Nazım değerlendiriyor. Uzun zamandır Nazım'da çok. Hatta bir kupa maçıyla başladı galiba o da. Formayı almaya. Bir sakatlık oldu hafif. Hı hı. Sonra orada aldı bir daha da vermedi. Evet ve hakikaten vermeyecek performans sergiledi. Bir de bazı oyuncular bireysel performansın da ötesinde hocalarının düşündüğü sistem için çok kritik rol alabiliyorlar. Mesela Taylan Antalyalı'nın yaptığı şey sadece bireysel performans değil. O da çok iyi durumda da. Hı hı. Ama Fatih Terim'in kurgusuna da çok cevap verdiği için. Hatta aynı şekilde Wellington'da gözüme çok iyi bir stoper gözükmese bile... Sergen Hoca'nın sistemi için ideal bir stoper. Ondan... Çok büyük eksiler yazan bir oyuncu evet. Olmaktan çıkıyor. Evet. Nazım da Erol Bulut'un son böyle 3-4 maçtır oturttuğu oyun için çok kritik bir rol aldı. Bu maçta tabii oyunu görmedik. Hem o odaklama sorunu yüzünden hem de çok kritik oyuncular yoktu. Pelkas ve Ozan yokken o sistemin işliyor olması biraz zor ama Nazım yine bireysel performans olarak dikkat çekti ki
Erzurum maçında alan oyunculardan birisi oydu. Sağ bek olmasına rağmen 6 tane başarılı driblingi var. 6'da 6 hem de. Bahsettiğin tweette de şunu söyledim. Bu muhtemelen daha sonra başıma bela olacak. Cancelo gibi oyuncu demişim gibi Kevsar önüme gelecek de ben rol olarak söylüyorum. Oyuncuyu mesela bir role benzettiğin zaman insan anlamıyor. Ne demek Cancelo? Lan Cancelo olsa 40 milyon euro olur zaten. Tabii. Kafada belirli... Ben de mesela Feghouli'yi aslında De Bruyne gibi kullanılıyor. Çünkü serbest, yaratıcı ve hiç şeyde bağımlı yok ve merkezde. Hani onu bir de sistem olarak da Galatasaray'a çok benziyor. Onu demiştim sanki De Bruyne dedi. Zaten hani De Bruyne değil rol, Feghouli zaten. Yani bu rolü oynamak başka bir şey, onun gibi olmak başka bir şey. Ben de çıksam De Bruyne rolünü oynayabilirim ama yapamam yani. Ben ne bileyim mesela Makalele rolü deyince lan sen Makalele gibi koşuyor musun diyor mu kimse yani. Aynen. Ama bir orada anlatılan şey aslında öndeki beşlinin bütün savunma sorumluluğunu almak gibi. Aynen öyle. İşte Cancelo'nun rolü şöyleydi City'de. Şimdi dörtlü savunma var City'de. Hatta Zinchenko oynadı son maçta. Yani o 10 numaradan devşirme oluyor olmasına rağmen daha burada sigorta olarak bekledi. Şu anda Caner'in beklediği gibi. Ama şurada Cancelo topu kaptığı anda Manchester City şurada nerede boşluk varsa oraya koşu atıyor. Atıyorum sağ kenar oyuncusu buraya açıldıysa araya koşu atıyor. Bu maçta da mesela Erzurum maçın daha çok dikine koşular attı ama özellikle dünkü maçta ben şunu fark ettim. İşte Mert Hakan da zaman zaman sağa kaydığı pozisyonlar oldu. Hı hı. Ferdi de burada top aldığı dönemler oldu. Nazım'ın ben merkeze kadar kayabildiğini gördüm. Yani burada maç Fenerbahçe topu kaptığı anda çok hızlı bir şekilde hücumda çoğalıyor. Son oyun formatı bu şekilde. Yani şöyle söyleyeyim zaten 4 tane hücum oyuncusu var. Öndeki 2 kenar, 2 forvet. Bir de Gustavo yanındaki oyuncu işte bu Ozan oluyor normalde. Dün Mert Hakan'dı. O da hücuma destek veriyor ve Nazım. Yani Fenerbahçe altılı bir hatla rakibi genişletmek için koşular atıyorlar. O yüzden Nazım da boşluk neredeyse oraya hareket ediliyor. Mesela şöyle bile olabiliyor. Şu şekilde bile olabiliyor aralara. Bu rakibi genişlettiğin zaman çok daha fazla pozisyon bulma imkanı oluyor. O yüzden mesela Tiam da parladı. Aralara koşu atma fırsatı buldu. Pelkas gibi bir oyuncu varken zaten oralara koşu atacak oyuncuları gören biri de var. Zaten kalabalık hücum ettiğin için rakip savunmasının dengesini otomatikman dağıtıyorsun. O yüzden Nazım buradaki rolü çok kritik. Dikkat et maçlarda. Hem zaten Fenerbahçe karşıladığı zaman şu bölgede Nazım genellikle ilk topları kapan oyuncu oluyor. Topu kapar kapmaz hemen hücuma bindirme yapıyor hemen. Hemen orada bir artı bir pozisyon, artı bir opsiyon oluşturuyor. Ya Nazım'ın Fenerbahçe'ye ya da Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a teklif yapma sebebi zaten hücum iştahı. Ya onu alırsan yani sadece bir savunma beki gibi değerlendirirsen zaten savunması büyük takım için zayıf yani. Aslında bir zaafı da var. Evet. Şey dedi pozisyon, ya komple bir bek değil. Müdahale yeteneği var, pozisyon almada biraz sıkıntısı var. Doğal olarak senin güçlü yanını aslında göstermen lazım. Genelde büyük takıma gelen oyuncular böyle bir tedirgin oluyor. Hani ya ben hata yapmayayım, şey yapmayayım. Halbuki senin niye transfer ettilerse onun için hani onu göstermen lazım. Tabii ki şey yap. Hani hocanın talimatları mutlaka vardır ama kendini sen yapan şeylerden vazgeçersen, sıradanlaşırsan o zaman savunma yapamayan, hücumu da pek devanta olmayan bir bek olursun. Aslında sen bindirmeleri gösterirken mesela şunu Gezzal olarak düşünelim. Gezzal hafif içeride yer aldığında Rozier buradan da atıyor, buradan da atıyor ama Rozier böyle orta sahalaşan bir koşu atmıyor mesela. Nazım biraz daha merkeze de kaçıyor. Özellikle yani aslında 3'e bölersek ikisini Rozier yapıyor mesela, 3'üncüyü yapmıyor. Bazısı sadece buradan yapar. Mesela Omar'ı burada asla görmez, burada da görmez. Omar burada bindirir. Aynen. Zaten Cancelo benzetmemde o yüzden. Cancelo da Manchester'da sürekli merkeze de koşu atıyor. Aynen. Tabii Cancelo iki çift ayağını kullandığı için ve bayağı orta saha zekası olan bir oyuncu olduğu için o rolün en iyi versiyonu. Ama Nazım da rol model olarak sanki böyle kullanılıyor ve özellikle dinamizm ve tempo olarak karşılığını da veriyor açıkçası son maçlarda. Yani Fenerbahçe'nin sistemi şu an işliyorsa Nazım'da bunun çok büyük rolü var. Evet arkadaşlar bu bölüm bitti ama voleyde futbol içerikleri asla bitmez. O yüzden bu içerikleri kaçırmamak için abone olmayı, bildirimleri açmayı ve eğer de videolarımızı beğeniyorsanız beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Görüşürüz.